Herkese merhabalar. Tonguç Akademi'de birlikteyiz gençler. Yeni konumuza başlıyoruz. Bugünkü konumuz güncel çevre sorunları olacak. Tabii ki aslında çevre kirliliklerinden bahsedeceğim. Biliyorsunuz son ünitedeydik. Son ünitemiz ne? ekosistem ekolojisi ve güncel çevre sorunları yani aslında iki parçadan meydana geliyordu. Güncel çevre sorunları kısmına geçtik. Onu da tabii ki kendi içerisinde bölerek anlatacağım gençler. Bugün kirliliklerden bahsedeceğim. Hava kirliliği, su kirliliği, toprak kirliliği, radyoaktif kirlilik bugünkü dersimizin konusu olacak. Nereye kadar? Ekolojik ayak izi, su ayak izi ve karbon ayak izine kadar. Bugünkü dersimizi bitirdiğimizde açıyorsunuz sıfırdan onaları sayfa 100 177'ye kadar çözmediğiniz hiçbir kısım kalmıyor. Aynı şey tabii ki dinamolarımız için de geçerli. Nereye kadar geliyorsunuz? Su ayak izi kısmına kadar geliyorsunuz gençler. Doğal kaynakların sürdürülebilirliğinden bir sonraki dersimizde bahsedeceğim. 10 dinamo'dan da bugünkü dersimizin sonuna geldiğimizde sayfa 163'e kadar çözmediğiniz herhangi bir kısmın olmaması gerekiyor. Hemen konu anlat başlıyorum yaslanın arkanıza güncel çevre sorunlarının sebepleri ve olası sonuçları dediğimiz zaman hangi durumlardan bahsedeceğiz ya da neye çevre kirliliği denir onu söyleyerek başlayalım Kirletici maddeler var. Bunlar fiziksel, kimyasal ya da biyolojik kirleticiler olabiliyor. Çeşitli faktörlerin etkisiyle bunlar havaya, suya, toprağa karışabiliyor. Ekolojik dengenin bozulmasına neden olabiliyorlar. Bu kirletici diye isimlendirdiğimiz maddelerin çeşitli faktörlerle, çeşitli yollarla ekosistemde tabii ki çevreye dağılmasına çevre kirliliği ismini vereceğiz. Güncel çevre sorunları, çevre kirlilikleri dediğimiz zamanda hava kirliliği, su kirliliği, toprak kirliliği, radyoaktif kirlilik, ses kirliliği veya gürültü kirliliği dediğimiz bir kirlilik var. Hava kirliliği sonucu oluşan asit yağmurları büyük sorun teşkil ediyor günümüzde. Hava kirliliğine bu diğer kirliliklere bağlı olarak tabii ki küresel iklim değişikliği ekosistemleri tehdit ediyor. Toprak yapısının bozulması, bitki sayısının azalmasına bağlı olarak erozyonlar meydana geliyor. Doğal hayat alanlarının tahribi ve orman yangınları da yine ekosistemi tehdit eden faktörler içerisinde yer alacak hava kirliliği dediğimiz zaman tabii ki bu konuyla ilgili aslında karşınıza çıkabilecek şeyleri Güncel bilgilerinizle de yapabilirsiniz gençler. Ama bu konunun içerisinde bilmemiz gereken kavramlar karşımıza çıkacak. Mesela su kirliliğini anlatırken ötrofikasyon kavramından bahsedeceğim. Hangi olay ötrofikasyona neden olur? Sıralama sorarsa nasıl yapmalıyım? Tam tanım olarak ne cevap vermeliyim tarzı. Kavramlara özellikle bugünkü dersimizde dikkat edin. Atmosferdeki gazların veya kirleticilerin tabii ki havada bulunması gereken miktar ların üstüne çıkmasına hava kirliliği ismini vereceğiz. Hava kirliliğine hem doğal faktörler sebep oluyor hem yapay faktörler sebep oluyor. Doğal faktörle neyi kastediyorum? Bir tane çölde kum fırtınası meydana geldi. Kumlar etrafa havaya Dağıldı, havanın kirlenmesine neden oldu. Buna benim yapabilecek bir şeyim yok ki. Bu doğal bir kirleticidir. Ya da volkan patladı, atmosfere o volkandan çıkan dumanlar yayıldı, hava kirliliği meydana geldi. Buna benim yapabilecek bir şeyim yok ki. Bu doğal bir kirleticidir. Ama fabrikalar, termal santraller, bunlardan çıkan kötü gazlar tabii ki yapay kirleticilere, insan eliyle oluşan kirleticilere örnek verilir. Altyazı Hava kirliliği, iklimi, doğayı, ekolojik dengeyi ve insan sağlığını bozduğu gibi sera etkisi dediğimiz etkinin de artmasına, ozon tabakasının incelmesi gibi çevre sorunlarına da neden oluyor. Sera etkisinden biraz bahsedeyim detaylı açıklayacağız zaten. Şimdi şurayı dünya olarak düşün, şu tarafta da güneş olduğunu düşün. Bizim dünyamızın etrafında yayılan gazlardan dolayı aslında oluşan bir tabaka var. Bu tabaka sayesinde güneşten gelen ışınlar dünyaya çarpıyor bir kısmı geri yansırken bir kısmı arada hapsoluyor bu da dünyanın belli bir sıcaklıkta kalmasını sağlıyor sera etkisi dediğimiz etkiyi istiyoruz sera etkisi olmazsa dünya şu an olduğu sıcaklıkta bulunmazdı sera etkisi istemediğimiz bir şey değil biz o kadar çok gaz çıkartmaya başladık ki dünyanın etrafını sera gibi saran şu katmanı kalınlaştırdık. Arada daha fazla ısı hapsoluyor. Bu da dünyanın normalde olması gereken sıcaklıktan daha fazla sıcaklığa ulaşmasına anlamına gelecek gençler. Yani sera etkisini istiyoruz, sera etkisinin artmasını istemiyoruz diyeyim. Geldim su kirliliği dediğimiz kim kısma kimyasalların kirleticilerin yeraltı ve yerüstü sularından normal değerin üstüne çıkarak suyun tabii ki fiziksel kimyasal veya biyolojik yapısını bozmasına su kirliliği ismini vereceğiz. Fabrika atıklarının arıtılmadan sulara bırakılması, temizlikte kullanılan bu doğal olarak parçalanmayan deterjanlar çamaşır suyu gibi kimyasallar özellikle evlerdeki o yağlar plastikler su kirliliğine karıştığı suya karıştığı zaman su kirliliğine neden oluyor Ağır metallerden de ekosistem, ekolojisi kısmında çok bahsetmiştik. Civa ve kurşun gibi ağır metaller canlı vücuduna girdiği zaman vücuttan atılamıyor. Biyolojik birikime neden oluyordu. Haliyle civa ve kurşun gibi ağır metallerin tarım ilaçlarının yağmur sularıyla yeraltı sularına karışması da su kirliliğine neden oluyor. E bu suları da tabii ki canlılar tükettiği için bir süre sonra bu ağır metaller ya da tarım ilaçları ekosistemlerde besin zincirlerine dahil oluyor. Ötrofikasyona bakıyorum. Ötrofikasyon aslında yakın geçmişte ülkemizde de görüldü gençler. Ne yapılınıyor? Biz yanlış gübreleme yapıyoruz veya kanalizasyon sularını doğrudan denizlere, göllere, nehirlere bırakıyoruz. O zaman göllere, nehirlere, denizlere çok fazla miktarda azot ve fosfor bırakmış oluyoruz. Bıraktığımız bu azot ve fosfor nedeniyle bu sularda bulunan alkler, siyona bakteriler yani fotosentez yapan canlılar artıyor. Ya hocam fotosentez iyi bir şey değil mi? Sularda artması da iyi bir şeydir. Tabii ki fotosentez iyi bir şey. Tabii ki sularda da fotosentez yapan canlılar bulunsun. Ama bunların miktarı o kadar çok, o kadar çok, o kadar çok artıyor ki bu alkler, siyona bakteriler suyun üst yüzeyinde bir tabaka oluşturuyor ışığın suyun alt kısımlarına girmesini engelliyor. Oksijen sirkülasyonunu alt kısımlara girmesini engelliyor. Bu sefer sulardaki balıklar ölmeye başlıyor. Sularda yaşayan diğer heterotrof canlılar ölmeye başlıyor. Bunların ölmesine bağlı olarak sularda aşırı derecede kokuşma pis bir görüntü söz konusu oluyor. Bu olaya da ötrofikasyon ismi veriliyor. Gölün yaşlanması olarak da anılır gençler. Geleyim toprak kirliliği dediğimiz kirliliğe. İnsan faaliyetleri sonucunda toprağın fiziksel, kimyasal veya biyolojik yapısının değişmesine toprak kirliliği ismini vereceğiz. Tabii ki çeşitli faktörlerle toprakta ağır metaller ya da radyoaktif metaller de birikebiliyor. Bunlar biriktiği zaman toprağın kalitesi, verimi düşüyor. Toprağın verimiyle kastettiğim şey de şudur. Toprakta mineral maddeler bulunmalı. Bitki mineral ihtiyacını topraktan karşılayacak. Hatta zengin bir mineral çeşitliliği söz konusu olursa o toprak için de çok verimlidir diyebiliyoruz. Ama biz ne yapıyoruz günümüzde? Radyoaktif akıttıklarımızı aman insana zarar vermesin deyip kontrolsüz bir şekilde toprağa gömüyoruz. E sen toprağa gömüyorsun da yağmurlar yağıyor, topraklar hareket ediyor. Senin gömdüğün alandan daha farklı alanlara doğru geçiş söz konusu olabiliyor. Yanlış gübreleme toprak kirliliğine tabii ki neden olabiliyor. Bu durumda tarımı olumsuz yönde etkileyebiliyor gençler. Ne yapacak? Toprakta diyelim ki bir ağır metal var. Bu ağır metal ya da fazla istenmeyen bir madde var toprakta. Bitkilere geçiş yapıyor. Bitkileri hayvan yiyor, ona geçiyor. O hayvanı ben yiyorum, bana geçiyor. Böylelikle besin zincirlerinde bu istenmeyen maddeler dolaşıyor gençler. Özellikle insanlarda kalp, böbrek gibi çeşitli hastalıkların oluşmasına da neden oluyorlar. Radyoaktif kirlilikten de bahsedelim radyoaktif kirliliğe de sebep olan hem doğal kaynaklar var hem yapay kaynaklar var. Mesela uzaydan gelen kozmik ışıklar da radyoaktif kirliliğe neden olur ama buna bizim yapabilecek bir şeyimiz yok. Bizimki nükleer santral röntgen ya da tomografi cihazları gibi e, etkenlerden çıkan radyoaktif kirliliğe karşı yapabileceğimiz şeyler var ne yapabiliriz bir yerimiz kırıldığında röntgen çektirmeyelim mi tabii ki çektirelim ama artı eksi hesabı yapalım gereksiz yere ya hocam benim ihtiyacım doktor sana diyor ki tomografi çekmeye gerek yok hayır ısrar ediyorsun ben tomografi çektirmek istiyorum. Böyle bir durum olmamalı ya da ben röntgen çektirmek istiyorum deyip ısrarcı olunmaması gerekiyor. Ee, tabii ki sağlıkta gerek varsa bunları kullanacağız. Nükleer santrallerle ilgili de şöyle bir durum söz konusudur. Nükleer santraller çok büyük, çok önemli enerji kaynaklarıdır. Ama bunların kontrolünün yeterince yapılmaması veya herhangi bir sızıntı durumu da çok büyük felaketlere yol açabiliyor gençler. Radyoaktivitenin canlılara ve doğal çevreye etkisi ışınların cinsine, şiddetine ve süresine bağlı olarak da değişebiliyor. Ne yapar radyoaktif kirlilik? Çernobil faciasını biliyorsunuz. Çernobil bölgesindeki nükleer santral patladıktan sonra pek çok canlıda mutasyon söz konusu oldu. İnsanlarda kansere, genetik bozukluklara neden oldu. Cep telefonlarının da yine yaydığı elektromanyetik kirliliğin Alzheimer, Parkinson, MS gibi sinir hastalıklara neden olabileceği düşünülüyor gençler. Ses veya gürültü kirliliği de biraz göreceli bir durumdur. Yaşam alanlarında belirli bir ses şiddetine, sesi de desibelle ölçüyoruz. Biliyorsunuz ki belli bir desibelin üzerine çıkması gürültü kirliliği, ses kirliliği olarak algılanıyor. Neden göreceli dedim? Mesela sen ders çalışmaya oturdun, açtın videonu beni seyrediyorsun. Dışarıdan inşaatın sesi geliyor. Seni inanılmaz derecede rahatsız edebilir ya da inşaatın sesini geçtim. Sen sessiz bir ortamda ders çalışırken pıt 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 musluktan su damlama sesi seni inanılmaz derecede rahatsız edebilir. Bütün konsantrasyonunu bozabilir, dikkatini dağıtabilir. Ama sen Rock konserine gittiğinde çok yüksek bir desibelde ses verilmesine rağmen kafa sallayarak hiç rahatsız olmadan o konseri dinleyebilirsin. Aslında kastettiğim görece kelimesi bundan kaynaklanıyor. Trafiğin yoğun olduğu yollar ve havaalanları tabii ki ses kirliliği olan alanlara örnektir. O yüzden de mesela günümüzde otogarları, havaalanlarını şehir merkezlerinin dışına taşımaya çalışıyorlar. Hem hava kirliliğini hem gürültü kirliliğini engelleyebilelim. Diye. Diye. Gürültü kirliliği, ses kirliliği sonucunda ne olabilir? Fiziksel olarak tabii ki işitme kaybı söz konusu olabilir. Dolaşım sistemin, kanın akış hızının değişmesine bağlı olarak solunum ve dolaşım bozuklukları da meydana gelebiliyor. Ama daha çok psikolojik etkenlerini fazla görüyoruz. Gençler, kişinin strese girmesi, dikkat dağınıklığı yaşaması, uyku düzeninin bozulması gibi durumlar daha sık karşımıza çıkıyor. Asit yağmurları dediğimiz yağmurlar aslında bizim hava kirliliği sonucunda ortaya çıkan problemlerimizden bir tanesi. Mesela orman yangını meydana geldi. Mesela fosil yakıt tüketimi yaptık. Kömür, petrol, doğalgaz yaktık. Egzoz gazları atıldı. Sanayi fabrikalardan bacalardan dumanlar çıktı. Bunlar atmosferdeki karbondioksit, SO2, NO2 gibi Kirleticileri havaya vermiş oldular. Kirleticiler de su buharıyla birleşerek nitrik aside ve sülfrik aside dönüşüp toprağa geri dönebiliyor. Buna da asit yağmurları ismini veriyoruz. Asitli bileşikler yeryüzüne yağış olarak düşer asit yağmurları nedeniyle gelişen olaylar toprağı tabii ki verimsizleştirecek. Toprağın belli bir pH'i var. Orada bulunan mineral madde miktarı var. Asit yağmurları yağdığı zaman topraktaki pH'in değişmesine neden oluyor. Aynı şey su kaynakları için de geçerlidir. Bir de unutmuyorsun bizim açıkta bulunan tarihi eserlerimiz var. Mesela Nemrut heykellerini düşünebilirsin. Asit yağmurları gibi yağmurlar yağdığı zaman açıkta bulunan tarihi eserler de tabii ki bu durumdan zarar görüyor. Geldim küresel iklim değişikliği dediğimiz kısma. Şimdi sera etkisinden biraz bahsetmiştim. Çeşitli nedenlerle tabii ki atmosferde karbondioksit, metan, su buharı ve diğer sera gazları bulunuyor. Bu sera gazlarının bulunması ısının içeride tutulmasına, yani sera etkisinin oluşmasına neden oluyor. Biz sera etkisinden ee, tabii ki mutluyuz çünkü atmosferin ısısının oluşmasını sağlıyor. Biz sera etkisinin artmasından mutsuzuz. Yani saldığımız gazlar şuradaki tabakanın kalınlaşmasını sağlarsa, içeride daha fazla ısı hapsoluyor. Bu da sera etkisinin artması aslında küresel ısınma dediğimiz olaya neden oluyor. Küresel ısınma sonucunda da küresel iklim değişikliği dediğimiz olay meydana gelecek gençler. Küresel ısınma nedeniyle meydana gelen olaylara bakacak olursak, buzullar eriyecek, denizler de buna bağlı olarak yükselecek. Buzul dediğimiz alanlar çok büyük su kütleleridir. Buzulların erimesi sonucunda deniz seviyesi yükseldiği zaman günümüzde kara olarak gördüğümüz alanlar sular altında kalacak. Su olarak gördüğümüz alanlar da bu ısınmaya bağlı olarak karaya dönüşebilecek gençler. Tabii ki bazı bölgelerde yağışlar ve doğal afetler artarken bazı bölgelerde de çölleşmenin artması bekleniyor. Yeraltı su kaynakları zaten günümüzde azalıyor. Su çok önemli, çok değerli tatlı su dediğimiz şey aslında yeraltı sularıdır içilebilir su dediğimiz sular gençler onlar da fazla fazla azalıyor günümüzde kontrollü bir şekilde kullanmamız gerekiyor su kaynaklarımızı. Canlıların habitatlarının ve besin zincirlerinin bozulmasına neden olabilir. Karasal alanlarında tabii ki azalmasına küresel iklim değişikliği sebep olabilir. Geleyim erozyona. Erozyona da baktığımız zaman akarsuların rüzgarın etkisiyle toprağın verimli üst kısmını aşındırıp başka bir yere taşınmasına erozyon ismini veriyoruz. Erozyona ne sebep olur hocam? Tabii ki insan davranışları, toprağın yok edilmesi, toprağın yanlış kullanılması erozyon hızını arttıracak gençler. Erozyona uğrayan topraklarda verim düşecek, arazi çoraklaşacak. Habitatlar zarar görecek, ekolojik dengede buna bağlı olarak tabii ki bozulacak. Maalesef ülkemizde aslında çöl yok ama son yıllara baktığımız zaman özellikle Konya bölgesinde çölleşmenin arttığını başladığını söyleyebiliriz. Türkiye'de bir yılda erozyonla ortaya çıkan toprak kaybı dünya ortalamasının yaklaşık iki katı kadardır. Bu da bununla ilgili önlemleri en kısa zamanda almamız gerektiğini gösteriyor gençler. Çevre kirliliği ile doğal kaynakları aşırı bilinçsiz kullandığımızda hem kaynaklarımızdan oluyoruz kaynaklarımızı kirletiyoruz hem de habitatları yok etmiş oluyoruz. Habitat neydi? Canlının yaşamını en iyi şekilde idame edebildiği, sürdürebildiği alandı. Sen gider canlıların habitatlarını yok edersen o canlıların tabii ki nesilleri tükenecek. Tükenmese bile tükenme tehlikesi altına girecek gençler. Ormanlık alanların da tahrip edilmesi, orman yangınları, çarpık kentleşme, aşırı otlatma, avlanma ekosistemin tabii ki yapısını bozar. Bunun sonucu olarak canlıların yaşam alanları zarar görür ve sayıları da giderek azalır. Ekosistemde hocam besin zincirinde yer alan bir canlı türü ortadan kalksa ne olur? Besin zincirindeki tüm canlılar bundan zarar görür gençler ekolojik nişi yakın olan canlılar varsa tabii ki ekosistemlerde hayat devam eder. Ama mutlaka altındaki üstündeki canlılar bu durumdan zarar görecektir diyeyim. Buradan da hemen birkaç tane sorumuza geçiyorum. Aşağıdakilerden hangisi bir gölde meydana gelen ötrafikasyon olayında meydana gelmez? Alk miktarının artması, sudaki azot ve fosfor miktarının artmasına bağlı olarak ne yapıyordu? Alk miktarı aşırı miktarda artıyordu. Ne yapıyordu bu alpler? Suyun alt katmanlara geçmesini engelliyordu. Su alt katmanlara geçmeyince buradaki canlılar ölecekti. Ayrıştırıcı saprofit faaliyetleri artacak, kokuşma da haliyle artmış olacaktı gençler. Sudaki oksijen miktarının artması ise ötrofikasyon olayı sonucunda meydana gelmez. Geldim asit yağmurları dediğimiz yağmurlara. Ormanlardaki tür çeşitliliğinde tabii ki azalmaya neden olabilir. Bitkilerin büyümesinde yavaşlamaya neden olabilir. Çünkü bitkinin büyüdüğü topraktaki pH'in değişmesine neden oluyor. Besin zincirlerinde trofik düzeylerde yer değişme söz konusu olabilir gençler. Çünkü canlıların nesli tükenebilir. Tabii ki tarihi eserlerde yıpranma da söz konusu olabilecek. Son sorumuza da bakıyorum aşağıdakilerden hangisi küresel ısınmanın olası sonuçlarından değildir diyor. Bakıyorum küresel ısınma meydana geldiği zaman çölleşme artabilir. Buzullar eriyip bazı yerlerde de sular altında kalabilir. Deniz seviyesi tabii ki buzulların erimesine bağlı olarak artacak. Bitki örtüsü de tabii ki bu durumdan olumsuz yönde etkilenebilir. Biyo çeşitliliğin yani canlı çeşitliliğinin artması gibi bir durum söz konusu ise olamaz. Dersimizin sonuna geldik. Hemen toparlıyoruz. Hava, su, toprak yapısına zarar vererek ekolojik dengenin bozulmasına ne ismini veriyormuşuz? Çevre kirliliği ismini veriyoruz. Atmosferdeki gazların, kirleticilerin belirli ölçülerin üzerine çıkması hava kirliliği. Yine fiziksel, kimyasal, biyolojik kirleticilerin sulara karışmasına su kirliliği ismini vereceğiz. Su kirliliği sonucunda da ötrofikasyon dediğimiz bir olay meydana gelebiliyor. Suda fotosentez yapan algler, siyona bakteriler aşırı aşırı derecede artıyor. İnsan faaliyetleri sonucunda toprağın fiziksel, kimyasal veya biyolojik yapısının bozulmasına toprak kirliliği dedik. Radyoaktif kirlilik ise radyoaktif atıkların çevrede belli bir seviyenin üstüne çıkmasıydı. Ne yapacağız? Beni bir ses rahatsız ettiyse buna ses kirliliği veya gürültü kirliliği ismini vereceğiz. Çeşitli faktörlerle atmosferdeki karbondioksit, SO2, NO2 gibi gazlar fazla fazla artarsa su buharlarıyla birleşebiliyorlarmış. Nitrik asit veya sülfürik asit şeklinde toprağa düşebiliyorlarmış. Bunlara da asit yağmurları ismini veriyormuşuz sera gazlarının etkisiyle havanın ortalama sıcaklığının artmasına küresel ısınma küresel ısınmaya bağlı olarak da ne meydana gelecekmiş? Küresel iklim değişikliği. Küresel ısınma küresel iklim değişikliği sonucunda buzullar eriyecek, deniz seviyesi yükselecek, kıyı ekosistemleri sular altında kalacak, bazı alanlar çölleşmeye başlayacak, tabii ki biyolojik çeşitlilik de azalacak diyeyim gençler. Böylelikle dersimizin sonuna geldik. Hemen ödüllü soruyu gösteriyorum. Ödüllü soruya cevaplarınızı aşağı yorumlar kısmına bekliyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.